Bismillahirrahmanirrahim. Efendim tekrar hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Akşam yapmış olduğum beş tümel dersinin bugün sabahta devamını yapıp sıcağı sıcağına yayınlamayı düşündüm. Çünkü bu konu bir bütün olduğu için arka arkaya izlenmesi, sıcağı sıcağına izlenmesi daha sağlıklı olacak diye düşündüm. Çünkü konu bir bütündü ama bugünkü derste dün uzatarak yapmış olsaydım gerçekten çok fazla uzun olacaktı. Bu sabrınızı zorlamış olacaktı. Bu nedenle ikiye bölmek zorunda kaldım. A ve B olarak. Bunu da B. Beş tümel A sabah itibariyle yayınlandığını düşünüyorum. Şimdi de inşallah bugün B'yi yayınlayacağım. İkisini arka arkaya dinlediğinizde konu inşallah büyük ölçüde anlaşılmış olacaktır. Kaldığımız noktaya dönelim, ekranımızı da paylaşalım. Gördüğünüz gibi dünkü dersimizde geldiğimiz yer taksimattı. Şimdi buradaki taksimattan maksat beş tümeli kısımlara ayıracağız ve bu beş tümelin kendi içinde birbirleriyle ilişkilerini, münasebetlerini belirleyeceğiz. Bu açıdan taksimat bölümü de son derece önemli bir bölüm. Müellifin böyle bir bölüm açması ve bu ayrıntıları kavramlar olarak bu mantık giriş derslerinde ele alması çok isabetli olmuş. Şimdi ele alacağımız birinci başlığı efendim işaretleyelim ve buradan devam edelim. Birinci taksimimiz cins olarak beş tümelin birinci efendim küllisi ve tümeli olan cinsin nasıl bir taksime tabi tutulduğunu görelim ve bunu farklı renkle gösterelim. Demek ki cinsimiz karib cins var, yakın cins var, bir de ba'id dediğimiz uzak cins var. Peki cinsi karib ne demek, cinsi ba'id ne demek? Cinsi bu şekilde karib ve ba'id olarak birbirinden ayırt etmemizin sebebi ne? Neden böyle bir hassasiyetle ayırma diyoruz? Çünkü bundan sonraki ilerleyen derslerimize gelecek. Tarif bölümüne geldiğimizde, kavli şarihe geldiğimizde bunlar bize son derece lazım olacak. Bir cinsi karib olduğunda, cinsi bayit olduğunda, faslı karib olduğunda, faslı bayit olduğunda bunlar bizim için tanımlar bahsinde son derece önem arz edecek. Bu itibarla daha şimdiden müellif bize bunların ne anlama geldiğini ifade etmeye çalışıyor. Ve hemen başladı. Cinsi garip ne demek? Evet, cinsi garibi bize şimdi söyleyecek. Cinsi garibin tanımını yapalım. Huve cinsi garip akrabu cinsin ila nevihi. Bakın zaten az sonra aşağıda şemada gösterecek. Biz Porfirius şeceremizi hatırlayalım. Cins vardı malumunuz. Bu cinsimiz üstte bulunuyordu. Altında yine cinsler vardı. Tabii bunun nevi oluyor. Nevi izafi cins izafiydi. Bunun altında neviler vardı ya da bunlar da cins izafi diyelim, altına neviler koyalım böyle. Bunların yakın dediğimizde mesela şu cinse göre şunun yakınlığı ya da şunun nevi olduğunu düşünelim. Bu nev'e göre bu cins yakın cinstir. Şu uzak cinstir. Şu ise daha uzak cinstir. Demek ki yakın cins var, uzak cins var, daha uzak cinsler var. Şimdi bunlar tanımlama bakımından, tasdik bakımından son derece önem arz ettiği için böyle konuşuluyor. Demek ki biz şimdi böyle bir cinsi garipten söz ediyoruz ki cinsi garip bakın. Bu cinsi garip bu akrabu cins, en yakın cinstir. Neye? İlâ nev'ihi bakın. Nev nerede yer alıyordu? Cinsin altında. Bu cinsin altında yer alıyor. İşte bu cinsin altında yer aldığında o zaman demek istiyoruz ki karip cinse, cinsi karip dediğimizde kastettiğim şey şu. Bir nev'in doğrudan bağlı bulunduğu ilk cinstir. Bir nev'in bağlı bulunduğu ilk cinstir. Buna cinsi garip deriz. Mesela mislul hayvan, hayvan bir cins miydi? Evet. Neye izafeten yakın cinstir hayvan? İnsana. Bil izafe ilel insan. Hayvanın altında neler vardı? İnsan, at, himar, kuş, değil mi? Evet. İnsana nispetle hayvan nasıl bir cinstir? Cinsi gariptir. Gayet kolay. Gördüğünüz gibi. Şimdi de cinsi bayiti vurgulayalım. Evet. El cinsul bayit.
cinsi bayti vurgulayıp üzerinde duralım. Cinsi bayt nedir? Huve, bu cinsi bayt öyle bir cinstir ki yakau yer alır. Ba'del cins el karib. Cinsi karibin üzerinde yer alır. Yani cinsi karibin daha yukarısında yer alan. Şu cins, cinsi bayttir. Kime göre ama? İnsana göre. İnsana izafetle. Dolayısıyla insanı yakın cinsine atfedersek üstünde hemen hayvan var. Dahasına atfedersek işte burada söyleyecek cismi nami var. Bu hayvanı da içine alandır. Dolayısıyla burada el cinsul bayit yani huve ma yekau ba'del cinsil karib. Cinsi garipten sonra yer alan, cinsi garipten sonra konumlandırılan, yakavu konumlandırılan bir cinstir ki mislul cism ennami. Cismi nami, cismi camit diyoruz, cansız. Cismi nami, canlı cisim demektir. Nami, gelişen, canlı, biyolojik canlı. Yani büyüyen, küçüklen, doğan, ölen vesaire. Neye? Bil izafe ilel insan. İnsana izafetle. Bakın, esas aldığımız, izafet yaptığımız, nispetlediğimiz, ilişki kurduğumuz kavram insandır. Nev'idir. Nev'e göre belirliyoruz. Bunu aklımıza iyi tutalım lütfen. Cinsi karibi de, cinsi baidi de neye göre belirliyoruz? Nev'e göre. Nev'e yakın olan, nev'e uzak olandır. فَاِنَّهُ يَقَعْ بَعْدَ الْحَيَوَانِ Hayvandan sonra yer alan bir kavram çünkü. Şimdi hayvan, bakın cinsi karib. Bu cinsi nami olsun. Cinsi nami. Bu da cinsi bayit oldu. Kime göre ama? İnsana göre. Nev'i esas alıyoruz. Neden nev'i esas alıyoruz? Dünkü dersimizde üzerinde durdum. Çünkü nev'i tamamul mahiyedir. Tamamul mahiyeyi esas alıyoruz. Diğerleri onun cüz'üdür. Birazdan bunu konuşacağız. Üzerine gelecek zati ve araziyi konuşurken bunların üzerinde duracağız. Bunların hepsi zati külli kavramlardır ama tamamul mahiye var, cüz'ül mahiye var. Mahiyetin bütününü karşılayan insandır. Değil mi? İnsana nispetle insandır. Tamamul mahiyedir. Bir de cüz'ül mahiyeler var. Dolayısıyla tamamul mahiye ve cüz'ül mahiye arasındaki farkı görmemiz gerekiyor. Şimdi buradan toparlayacak olursak değerli arkadaşlar, cinsi karib, nev'e en yakın olan cins, daha açık bir ifadeyle nev'in altında toplandığı cinstir. Yani nev'in, türün doğrudan bağlı olduğu üst cinse cinsi karib diyoruz. Cinsi bayit bir üstünde, nev'in bağlı bulunduğu cinsin de altında toplandığı bir üst cinstir. Ona da cinsi bayit diyoruz. Peki daha üstü daha bayittir, daha üstü daha bayittir. Ve nev ne kadar uzak cinsle ilişkilendirilirse nev'in tanımı o kadar zayıflar. Bunu tanım basına göreceğiz. Nev ne kadar yakın ilişkide olduğu cinsle irtibatlı tanımlanırsa tanım daha doğru, daha hakiki, daha gerçek, daha tam olur. Uzağa nispet edildiğinde de eksik hale gelir. Bunları tanım bahsinde inşallah daha detaylı göreceğiz. Şimdi bunu müellif gördüğünüz gibi şemalandırmış. Biz de bu şemaları vurgulayarak el alalım. İnsan, el hayvan, cismun nami. Bakın insan, hayvan, cismun nami. İnsanı niye yazdık? Çünkü insana göre konumlandırıyoruz. Yani ilgiyi insan üzerinde yapıyoruz. Nev'idir. Nev'i üzerinde yapıyoruz. Peki insan nev'i olarak kime bağlı? Hayvana. Direkt hayvanın altında. Peki o zaman hayvan insana göre ne olur? Cinsi garip olur. En yakın cins. Peki hayvan hangi cinsin altında? Cismin aminin. Bu da cins. Bu da cins. Bu nev'i. Şimdi bunları daha önce konuşmuştuk. Bu cins. Bu cinstir. Çünkü altında nev'iler var. Bakın. Cinsi izafi diyoruz buna. Nev'i izafi. Aynı zamanda nevidir. Çünkü yukarıdaki cinsin altında yer alıyor. Yukarıdaki cinsin altında yer aldığında nev'i izafi olur. Kendisinin altında toplanan insana nev'e göre de cins olur. Yine cinsi izafi olur. Çünkü daha üstünde cinsler olduğu için. Şimdi insanı eğer biz hayvanı atlayarak tanımlarken
insan canlıdır dersek, canlı yani canlı cisimdir, cisim olarak tanımlarsak uzak cinse nispet etmiş oluruz. Hayvanla tanımlamadan daha zayıf bir tanımlama yapmış oluruz. İşte bu uzak olana nispetine cinsi bayit diyoruz. Evet, bu son derece önemli bir ayrıntıydı ve kavramlar olarak zihnimizde tutmamız gereken gerçekten önemli kavramlardı. Şimdi faslın garip ve baidine bakalım. Evet. Fasla geldik. Faslın garip ve baid olanı var. Faslı garip, faslı baid ne demek? Onları görelim. El fasl el garip. Faslı garibi ele alıyoruz. Faslı hatırlayalım. Faslı hatırlayalım. Çünkü bunlar son derece önemli kavramlar olduğu için değerli arkadaşlar, ne kadar sık hatırlarsak zihnimizde o kadar çok yer eder. Faslı hatırlayalım. Bir cinsimiz var. Altında A, B, C, D, en sayıda nevileri var. Bunların her biri bir nevidir. Her biri bir nevi. İşte bu nevileri diğerlerinden ayırt eden, ayırt edici özelliğe fasıl diyoruz. Fasıl demek ki bir özellik. Ama bu öyle bir özellik ki el-muhtastır. Dünkü dersimizde üzerinde durmuştuk. Yani nev'e özeldir. A nev'ine özeldir de B'de asla yoktur. C'de asla yoktur. Paylaşılmaz diye yazmıştım hatırlarsanız. Demek ki el-fas bir vasftır. Vasful muhtastır. Ve la yüşterek paylaşılamazdır. Öyleyse bu faslın da bir garip ve bayit olanları varmış. Şimdi garip olan ne, bayit olanları ne? Onları görelim. El faslul garib huve. Akrabu fasl ila nev'ihi. Bakın. Nev'i zaten belirleyen fasıl değil miydi? Evet. Nev'e en yakın fasıldır. Nev'e en yakın fasıldır. Dünkü biraz temas ettiğim bir hususu bugün netleştirmeye çalışacağım inşallah. Daha aydın hale gelecek. Evet. Mesela mislu ennatık. Şu natık bir fasıldır. Çünkü insana özgü bir özelliktir. Sadece insana özgüdür. Natık sadece insana. Diğer canlılara attır vesairedir, şudur budur. Onlara özgü değil. Natık insana özgü bir fasıldır. Öyleyse sadece insana özgü olan, nev'e özgü olan bu fasla ne diyoruz? Faslı garip. O halde şöyle diyebilir miyiz tekrar tanıma dönersek? Faslı garip, nev'e mahsus, el-muhtas, nev'e mahsus, başka nev'ilerle, yani aynı cinsin altında toplanan diğer nev'ilerle paylaşılamayan, la yüşterek olan özelliğe faslı garip denir. Bil-izafe ile'l-insan, insana izafetle. Bakın yine nev'e, insan nedir? Eşittir, nev'idir. Çünkü nev'e esas alıyor, temamul mahiyedir. Şimdi faslı bayda ele alalım. Bir faslı bayt. Bu da fasıldır. Bu da ayırt edici bir özelliktir. Birazdan yukarıda çizdiğimiz şemaya döneceğim ve bunu orada göstermeye çalışacağım. Faslı baytimiz nedir? Bu da bir ayırt edici özellik. Ama garip değil, uzaktır. Peki nedir? Huve ma yekau, bu uzak olan özellik konumlanır, yer alır. Badel faslı garip, faslı garipten sonra, natıktan sonra yer alır. Natıkın üstünde yer alır. Misl nedir? El hassas el mutahadik bil irade. Bu canlıyı cansızdan ayırmak için mantıkçıların kullandığı çok önemli, çok rafine, çok iyi seçilmiş, son derece kelimeleri özgün bir tanımdır. Canlı olanı cansızdan ayırıyor. Elimizde bir cansız var. Bakın, cansız da bir cinstir, canlı olmak da bir cinstir. Ama bu canlı hayvan anlamında bir canlı değil. Bu başka. Canlı hayvan anlamında naminin altındadır. Çünkü bitkiler de canlıdır. İşte canlı, bu canlı, bakın, mislu el hassas, duyu sahibi, duyuları var. El mutaharrik, hareket ediyor. Bil irade, iradesiyle hareket ediyor. İradesiyle hareket eden canlı diye tanımlıyoruz. El hassas, el mutaharrik bil irade.
Ellezî huve fasıl, bu da bir fasıldır. Bakın, bu da bir fasıldır. Nasıl bir fasıldır? Linnev'il hayvan. Bu da hayvan nev'ini bakın. Nev'il hayvan dedi. Halbuki üstte hayvan cins olarak koyduk. Bakın ama izafi de dedim. Gördünüz mü? Bakın izafi hayvan cins. Nev'i izafi. Nev'i izafi. Bakın linnev'il hayvan. Çünkü hayvanın üstünde de bir cins olduğu için hayvan kendisinin üstündeki cinsin nev'idir. Yani nev'i izafi. İzafi nev hayvan. Bil izafe ilel insan. İnsana izafetle. Yani insanın konumuna nispetle hayvan canlı ve bunu tanımlarken de el hassas el mutaharrik bil irade ile tanımlamış olduğumuz hayvan insana nispetle yine bir ayırt edici özelliktir. Onu bitkiden ayırt ediyor mesela hayvanı. Ayırt edici bir özelliktir. Ama bu öyle bir ayırt edici özelliktir ki eğer biz el insanu hayvanun dersek sadece natık değil de hayvanla tanımlarsak uzak faslıyla tanımlamış oluruz. Bu da bir fasıldır. Çünkü ayırt edici bir özelliktir. Hassas, müteharrik bir iradedir. Ama bu ayırt edici özellik natıka nispetle uzaktır. Niye? Natık doğrudan insana, nev'e mahsustur. İnsana mahsus. Faslı garip neydi? Mahsus olacaktı. Özel olacaktı. Paylaşılmayacaktı. Ama el hassas, el müteharrik bir irade bu sadece insana mahsus mu? Hayır. At da öyle, hamar da öyle. Diğer hayvanlar da öyle. Onlar da hem duyu sahibi, hem hareketli, hem de iradeleri var. Öyle olunca burada fasıl bait olduğunda paylaşılan oluyor. Buraya dikkat edin. Buraya yazdık dedi ki fasıl garip olduğunda paylaşılmaz dedi. Bait olduğunda ne oldu? Paylaşıldı. Paylaşılan fasıl. Sadece insanı değil, atı da tanımlıyor. Böyle olduğunda demek ki faslı bait sadece insanı değil, insanla birlikte diğer insanın da altında bulunduğu cinsin türleri için de bir tanım olan bir fasıldır. Ve bu bait bir fasıldır. Daha baidi var mı? Evet, daha baidi de var. Yukarılara çıktıkça bait olur. Şimdi bunu resmetmiş bakın. Gayet güzel bir şekilde renklendirelim. İnsan nev'i olduğu için onu kırmızıyla renklendirelim. Bakın natık bu faslı garibidir. Başka bir renkle de diğer faslı baydini renklendirelim. Evet, eğer biz bunun rengini de müsaadenizle değiştirmek istiyorum. Eğer biz insanı natık olan bu faslı garibiyle tanımlarsak, bakın gördüğünüz gibi nev'i bu faslı garibiyle tanımlamış oluruz. Bu faslı garip insandan başkasıyla paylaşılmayan faslul muhtastır. Faslı muhtastır. Bundan dünkü dersimizde mahiyetin cüz'ü muhtası olarak bahsetmiştik. Mahiyetin cüz'ü muhtası olarak bahsetmiştik. Ama mefhumun tabii. Mahiyetin mefhumunun cüz'ü muhtası olarak bahsetmiştik. Peki eğer hassas müteharrik bir iradeyle tanımlarsak o zaman fasıl bayitle tanımlamış oluruz. Bu da bir fasıl mıdır? Evet. Ama bu fasıl paylaşılan bir fasıldır. Neden paylaşılan bir fasıldır? İnsanda var bu. İnsan hassas müteharrik bir irade mi? Evet. Hemar hassas bir irade müteharrik mi? Evet. Feres öyle mi? Evet. Hayır öyle mi? Evet. Demek ki paylaşılan bir efendim fasıldır. Demek ki fasıl paylaşıldığında bayit uzak, paylaşılamayıp muhtas hale geldiğinde o zaman kariptir. Umarım bu taksimat anlaşılmıştır. Çünkü çok önemli, son derece önemli bir husus. Peki biz burada neyin neye göre paylaşıldığını da biraz daha tekrar hatırlayalım. Nev'i, cinsi el aldık, faslı. Beş tümelin üçünün birbirlerine yakınlığı, uzaklığı itibariyle nasıl bir taksimata
sahip olduklarını netleştirmeye çalıştık. Beş tümelin üçü. Şimdi beş tümeli konuştuğumuzda zatî ve arazî olarak onları belirlemiştik. Ben müsaadenizle bunu vurgulamak istiyorum. Ve bu vurgumuzun üzerinden tekrar efendim konuyu hatırlayalım. Ezzatiyu cins zatidir. Nev'i zatidir. Fasıl zatidir. Arazileri alalım. Arazı has, arazı am, bunlar da arazidir. Dün nispeten daha tafsilatlı bir biçimde arz ettiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla zatî ve arazîyi de müellif şimdi bize ayrıca tanıtacak ve onun üzerinden konuyu inşallah tamamlayacağız birazdan. Ezzatiyü zatî. Şimdi zatî'yi tanımlıyor bize. Burada zatî'yi tanımlarken ibarenin kendisine lütfen dikkat edelim. Önemli çünkü ifadede kullanılan sözcükler. Bunları kısmen içerik olarak dün arz etmiştim. Özellikle kendi tahtamda mukaddime yaptığımda. Şimdi bunun o dersi dinlemiş olduğunuzu varsayıyorum. Çok rahat ve kolay bir şekilde anlayacağınızdan eminim. Şimdi zati olan huve, bu zati olan huve, el mahmul bir kere. Zati olan mahmul olur. Sayalım zati olanları. Cins. Yazalım. Hayvan. Nev'i insan. Fasıl natık. Şimdi bunlar diyor huve el mahmuldur bir kere. Önermelerde bunu göreceğiz. Mahmul ne demek? Yüklem. Demek ki zatiler yüklem olur, mahmul olur demektir. Yazalım, bakın. El insan, hayvan. Cins mi? Evet. Yüklem oldu mu? Evet. El insanu natıkun. Fasıl mı? Evet. Fasıl mı? Evet. Yüklem mi? Mahmul mu? Evet. Peki, Zeydun insanun. Zeyd insandır. İnsan nev'i mi? Evet. Peki mahmul mu? Evet. Demek ki değerli arkadaşlar dün zatinin üzerinde dururken burada bunları ele alacağımdan dolayı bu hususun üzerine gitmemiştim. Çünkü konu çok detaylanacaktı ve sizi yoracaktı. Şimdi zihninizin daha rahat, daha taze ve bu konuyu son derece kolay bir biçimde anlamaya hazır hale geldiğini düşünüyorum. Dolayısıyla zatî olduğunda cinsin, nev'in ve faslın, bakın bunlar zatîdirler. Küllidir, zatîdir. Lafsun, eskilerin tabiriyle söyleyeyim. Lafsun, külliyun, zatiyun, mahmulun. Mahmuldür bunlar. Yüklem olurlar. Gördüğünüz gibi yüklem yaptık. Ellezi öyle bir mahmuldür ki, bakın şimdi. Öyle bir mahmuldür ki. Tetekavvamu zâtul mevdu'u bihi. Yani bu yüklem varsa onun öznesine de mahmul mevzu diyoruz. Önermelerde göreceğiz. Yani el insan mevzudur. Yani öznedir. Bunlar da mahmuldür. Yani öyle bir mahmuldür ki zati, öyle bir mahmuldür ki özne ancak onun ile ne olur? Gerçekleşir. Tetekavvem burada önemli bir ifadedir. Hatta tetekavvem mi kullanalım, tukavvim mi kullanalım? Şarihlerin çok üzerinde durdukları bir sözcüktür bu konuda. Mantık kaynaklarına baktığımızda tetekavvem sözcüğü. Biz o detaylardan sarfı nazar ederek söyleyelim. Yani mahmul zatiyi tanımlıyoruz. Zati öyle bir külli kavram ve mahmuldür ki, yüklemdir ki
öznesi ancak onunla, bihi yani bu zati olan mahmul ile, yüklemiyle tam olur. Temamul mahiye diyoruz ya, tukavvim yani, ben biraz da şehirlerdeki ifadelerden dilim alışmış, kavveme, yukavvimi çok kullanıyor. Tukavvim yani tetekavvem manasında. Yani mevzu, özne onunla tam olur. Temamul mahiye olur. Mahiyetini ifade eder. İşte bu manada mahmul son derece önemli bir ifadedir. Gayr-ı haricin anha. Bakın. Gayr-ı haricin anha. Ve asla bu nev'in kendisinden ve mevzudan haric olmaz. Ayrılamaz. Haric değildir. Ona dahildir. Yani insandan hayvanı haric tutamazsınız. Natıkı haric tutamazsınız. Demek ki gayru haric anha mevzudan ayrılamaz demektir. Mevzudan ayrılamaz. Yani diyor müellif, ve na'ni bima tetekavvam zatul mevzu'u bihi, mevzuun, öznenin yüklem ile tam olmasıyla kastettiğim şey, enne mahiyetel mevzu. Bakın, ifade etmeye çalıştım şimdi söylüyor. Mevzuun mahiyetinin tamamlanmasıdır. Mevzu, yani öznenin ne oluşunun, mahiyet neydi? Mahuveydi. Mahu. Nedir? Demek ki yüklem, mahmul, zati yüklem, zati mahmul. Bu cins olur, fasıl olur. Her ikisi de hem cins hem fasıl. Uzak yakın oluşlarını konuştuk. Öyle bir konumdadır ki bu konumuyla zati yüklem, mahmul, öznenin mahiyetinin tamamlayıcısıdır. Öznenin mahiyetinin, daha doğru bir ifadeyle söyleyecek olursak, tahakkukunun koşuludur. Öznenin mahiyeti onunla tamam olur. Tamamul mahiye böyle olur. Onun için de la tetahakkaku, bakın, illa bihi. Evet. Kim tahakkuk etmez? Nev'i. Gerçekleşmez. Ancak o zati olan yüklemle, mahmulle gerçekleşir. Çünkü fehuve bu yüklem, kavamuha ev kıvamuha, bu nev'in mahiyetinin tamamlanmasının esasıdır. Böyle olunca biz şimdi burada, sevgili arkadaşlar, değerli öğrencilerim, bu ifadeyle anlamış olduk ki zati dediğimiz şey, zati dediğimiz şey bir öznenin yüklemidir ki öznenin mahiyetinin tamamının koşuludur. Sevaun kana huwa nefsul mahiye. Evet. Sevaun kana huwa nefsul mahiye. Bakın, haber okuyalım. İster mahiyetin bizatihi kendisi, nefsul mahiye yani mahiyetin kendisi, yani mahiyeti zatiye demektir. Kel insan, insan gibi. İnsan nefsul mahiyedir, mahiyetin kendisidir. Kel insan el mahmul, yüklem oldu. Ala Zeyd ve Amr. Bakın yukarıda şurada söylemiş. Zeyd insanında oldu. İster böyle olsun. Zeyd, Amr gibi. İsterse kâne cüz'en minha. Bakın nefsel mahiye. Cüz'en minha. İsterse bu mahiyetin bir cüz'ü olsun. Bunu da dün konuşmuştuk. Bu cüz'eni yine hatırlayalım. Mef'ul mahiye. Cüz'ü mef'ul mahiyedir. Mef'umun
mahiyetin mefhumunun, nefsül mahiye derken dikkat ediniz. Nefsül mahiye insan, onun tamamıdır. Tamamul mahiyedir. Cüz olduğunda mefhumul mahiyetin cüzüdür. İşte kel hayvan, hayvan el mahmul cins olarak mahmuldür. Kimin mahmulu? Alel insan, insana, insan öznedir. İnsanın özne olduğunu ve hayvanın mahmul olduğunu düşündüğümüzde ki yazalım, insan hayvanun. Bakın, hayvanun. Bu hayvan insan mefhumunun bir cüzüdür. Neden? Çünkü insan nefsül mahiye tamamdır. Tamamının karşılığı hayvanun natıkla birliktedir. Ama sadece hayvanı mahmul yaparsak bir cüz'ünü mahmul yapmış oluruz. Sadece natıkı, evin natık el mahmul aleyhi, insan natıkı yani faslı yüklem yaparsak yine o bir cüz olur. Fe inne nefsel mahiye, çünkü nefsi mahiye, ev cüz'eha yüsemme zatiyen. Şimdi burada ne söyledi? Buraya dikkat edelim. Bu cümleyi hatta müsaadenizle tamamen işaretlemek istiyorum. İbare olarak son derece önemli, üzerinde duralım. Evet, diyor ki bize burada şunu söyledi. Üç tane kavramı, cinsi, nev'i ve faslı yeniden zati olarak ele aldı ve bunların birbirlerine yüklem olmasına ilişkin bir durumu ortaya çıkardı. Ve bu durumda insan, şu insan ki bu insan tamamul mahiyedir. Bunu Zeyd'e yüklem yaptık. Zeyd insanun dedik. Tamamul mahiyedir. Ne demiş olduk Zeyd insan deyince? Hayvanun natık demiş olduk. Peki hayvanun natık nedir? İnsanın mefhumudur. Hayvanun natık. Burada o zaman üç durum söz konusu oldu. Renk değiştirelim. Evet. Üç durum söz konusu oldu. İnsan nev'i kullandık. Hayvan cinsi kullandık. Natık faslı kullandık. O halde nefsü mahiye, insanı kullandık. Nefsül mahiye bir. Hayvanı kullandık. Cüz'eha iki. Faslı natıkı kullandık. Cüz'eha üç. Yüsemma zatiyen. Demek ki isterse mahiyetin tamamını ifade etsin. Tamamul mahiye olsun. İsterse tamamul mahiyenin mefhumunun bir cüz'ü olsun. Hangisi olursa olsun üç durum söz konusudur ve bu üç durumun üçünün de ortak adı zatiyedir. Öyleyse zatiye külli kavram öyle bir zati külli kavramdır ki bu külli kavram bazen zati olarak mahiyetin tamamına tekabül eder. Tetekavvamul mahiye, mahiyet onunla gerçekleşir ve burada yüklem olur. Keza bazen de bu nefsül mahiyenin, tamamul mahiyenin, burada nefsül mahiye, tamamul mahiye diye onu belirleyelim. Nefsül mahiye yani tamamul mahiye bunun mefhumunun bazen cüz'ü olduğu zati olan işte hayvan ve natıkın olduğu gibi. Mefhumunun cüz'ü olduğunda o zaman zati karşımıza üç durumda çıkmış olur. Buraya onu yazalım. El insan hayvanun natık. Evet. İnsan, nefsül mahiye, temamul mahiye. Nev'i mi? Evet. Hayvan, cins mi? Evet. Natık, fasıl mı? Evet. Hayvanun natık, mefhumul mahiye mi? Evet. Mefhumul mahiye iki tane külliden ve zatiden oluşuyor mu? Evet. Birisi ne? Rengi değiştirelim. Birisine hayvan, bakın, diğerine natık. Hayvan da natık da bu mefhumun neleri oldu? Cüzler oldu, parçalar oldu. Ama hem cüz olduğunda, hem kül olduğunda, yani insanda tamamul mahiyede oldu gibi. Bunların her üçü de birlikte nedir? Zatidirler.
Neden zatidirler? Çünkü küllidirler ve yüklem olmakta, mahmul olmaktadır. Ve mahmul olmaları pozisyonlarına göre de bazen mahiyetin tamamına tekabül ederler, bazen de cüz'üne tekabül ederler. Umarım dünkü dersten sonra yapmış olduğum bu izahat sizde zati kavramının daha net olarak ortaya çıkmasına yardımcı oldu diye düşünüyorum. Ve aleyhi şimdi bu duruma göre şöyle söyleyebiliriz. Zati bütün bu söylediklerimize göre zati, bakın şimdi dikkatliyiniz. Fezzatiyyü ya'ummun nev'a el cinse vel fasle. Yani ya'um yeşmelu. Kapsar. Zati kapsar. Nev'i, cinsi ve faslı. Yani zat üç külli kavramı kapsar. Nev'i, cinsi ve faslı. Yukarıdan beri konuşuyoruz. لِأَنَّ النَّوْءَ Çünkü nev'i kapsamak zorundadır zati. Nefsul mahiye. Nefsul mahiyedir. Nefsul mahiyedir. Ne demek nefsul mahiye? Mahiyetin tamamıdır. Peki bu mahiyetin tamamı, tamamul mahiye nedir? Eddâhile dahildir. Ne de fî zâtil efrâdi. Mahiyetin efradına dahildir. Şöyle söyleyelim. Bu küme insandır. Bunun problemleri var. Şerhlerde bu mevzu var ya şu. Onlarca sayfa. Tabii şimdi oraya girmeyeceğiz. Bu aynı zamanda modern zamanlarda Bernard Russell paradoksu olarak felsefede çok tartışılan kümenin kümeye dahil olması, kümenin kendisinin kümeye dahil olup olmaması problemidir. Önemli bir paradokstur. Tabii biz ona girmiyoruz. Bizim mantıkçılar çok önceden bunları çok tartışmışlar. Bu ileridir. İleri mantık derslerimiz ya da felsefe derslerinde de bunları inşallah konuşacağız. Peki insan nelerine dahilmiş? Efradına. Bakın bunların hepsi işte Ayşe, Fatma, Hatice, Ali Zeyd vesaire efrad. Efradına dahildir. Efradının yüklemidir çünkü. Niye? Ayşe insandır dedik. Bunları konuştuk. Bu tamamul mahiye, tamamul mahiye olarak efradına dahildir. Vel cinse vel fasle li enne yatıflı okuyorum. Vel cinse vel fasle cüz'an bunlar da cüzleridir. Neyin cüzleridir? Mahiyetin cüzleridir. Mahiyetin cüzleridir. Nedirler? Dahilan dahildirler. Harişla hariç dedik ya. Gayra harucun anha. Gayru haruc, haricin. Evet. Gayru haricin anha. Bir taraftan Türkçe, bir taraftan Arapça konuş. Evet. Dahilan fi zatiha. Evet. O nefsul mahiyetin kendisine dahildirler bunlar. Yukarıda konuştuk. Hayvanın ve natıkın nasıl onun mahiyetinin cüzüne dahil olduklarını konuşmuştuk. Cüz'andır. Bu son okuduğumuz paragrafta bize yukarıda detaylı bir biçimde üzerinde durduğumuzu kısaca özetlemiş oldu. Dedi ki zati, nev'i, cinsi ve faslı için alır. Yani zati dediğimizde beş tümelde üç şey aklımıza gelecek. Cins, nev'i ve fasıldır. Nev'i kapsar çünkü nev'i mahiyetin tamamıdır. Ve nev'i mahiyetin tamamı olarak efradında dahildir. Gayru haricin anha. Hariç değildir. Peki, cins ve fasıl ne oldu? Cins ve fasıl da bu nefsul mahiyenin mefhumunun cüzleridir. Yani el insan hayvanun natık da hayvan o mefhumun bir cüzü, natık bir diğer cüzüdür. Evet. Peki efendim, şimdi araziye bakalım. El araziyyu.
zati ve arazi farkından kısmen bahsetmiştim. Şimdi de burada arazinin ne olduğunu kısaca göreceğiz ve bugünkü dersimizi bitireceğiz. El araziyo. Huvel mahmul. Bakın bu da yine mahmul. Neden? Arazi olanlar külli değil mi? Beş tümel konuşuyoruz. Ve külli olmak demek yüklem olmak demektir. Onun için İbn Sina'nın mantığa dair eserlerine inşallah yeri geldiğinde zaman zaman bazı pasajları okuyacağız. Baktığımızda külliyat-ı hams'ten ziyade mahmulat-ı hams diye kullanılır. Mahmulat-ı hams. Ve ondan mülhem pek çok mantık kaynaklarımızda, şerhlerde külliyat-ı hams yerine mahmulat-ı hams kullanıldığını görüyoruz. Evet. Şimdi demek ki arazi olan huvel mahmul, mahmul yani yüklemdir. Arazi olan da küllidir ve yüklemdir. Şimdi böyle olduğunda huvel mahmul yüklemdir. Ama kayda dikkat edin lütfen. Haricun el mahmulul haricu an zatil mevdu. Öznenin mahiyetinden hariçtir. Yukarıdakiler dahildi. Gayru hariçti. Ayrılamazdı. Bunlar ayrılırlar. Hatırlarsanız dünkü dersimizde arazi ve zati farkını anlatırken yine mantıkçıların çok kullandığı bir ifadeyi kullanmıştım. Demiştim ki اِذَا اِنْ عَدَمَ الْعَرَضِيُّ لَا يَنْعَدِمُ الزَّاتُ لَا يَنْعَدِمْ Zat yok olmaz. Arazi yok olunca zat yok olmaz. Ama zati için ne demiştik? اِذَنْ عَدَمَ الزَّاتِيُّ اِذَنْ عَدَمَ الزَّاتِيُّ فَيَنْعَدِمُ الزَّاتُ Zati olan yok olunca zat da, mahiyet de yok. İşte bu açıdan baktığımızda arazi ile zati olanın en önemli ayrımı mahmul oluşundaki mahiyetle ilişkidir. Zati olanlar mahmul olduklarında zatın takavvumu, gerçekleşmesi, tahakkuku ve tamamul mahiye, mahiyetinin bütününü ifade etmesi bakımından zorunluydu ve dahil. Ama arazi olana gelince, arazi olan da küllidir ve mahmuldür ama mevzuun zatına dahil değildir. Hariçtir. Lahikan lehu. Ona eklenmiştir. Lahiktir. Zati değildir. Eklendiği için arazi diyoruz onun için. Neden sonra eklenmiştir? Ba'de takavvumihi. Bakın. بَعْدَ تَقَوُّمِهِ بِجَمِيعِ ذَاتِيَاتِهِ Zati teşekkülünün, onu zati nefsül mahiye yapacak olan tüm özellikleri teşekkül ettikten sonra, yani nev, cins ve fasıl gerçekleşmiş, tamamul mahiye tezahür etmiş, bundan sonra ona bir özellik ekliyoruz. Ne gibi? كَدَّاهِكْ بُلَنْ gibi. اَلَّاهِكْ لِلْاِنْسَانْ insana eklemişiz. İnsanın nev'ini belirlemişiz, cinsini belirlemişiz, faslını belirlemişiz. Bunlar ne yapmış? Tetekavvamuz zat, zatı gerçekleştirmiş, tahakkuk ettirmiş. Sonra demişiz ki bir de lahik gülen ekleyelim, ek yapalım. Peki buyurun ekleyin. Ama bu zorunlu bir şart mı insanın şu mahiyetinin tamamı için? Hayır, öyleyse arazidir. Vel maşi, bakın dahik yakın, maşi uzak. Özellik birazdan konuşacağız. Has, am yapacağız. Vel maşi ellahik lil hayvan. Hayvana yürüyen özelliğinin eklenmesi gibi. Yoksa hayvanın mahiyetinin tanımı neydi? El hassasul mutaharrik bil iradeydi. El hayvan huve el hassas el mutaharrik bil irade. Tamamul mahiye budur. Orada maşiye gerek yok.
hayvanın hassas olması, duygusunun olması, müteharrik olması efendim irade sahibi olması için yürümesi şart değil. Yürüme arazi bir özelliktir. Neden arazi olduğunu belirliyor? Çünkü hayvanda yürüme özelliğini inadem yok ettiğimizde hayvan la yenadim. Hayvan yok olmaz. Arazidir. İşte şimdi burada müellif bize diyor ki وَاِنْدَمَا يَطَّذِهِ açığa kavuştu ki, ortaya çıktı, açığa kavuşmuştur ki هَذَا الْاَصْطِلَاحِ bu kavram, bu ıstılah نَدْخُلُ الْاَنْ bunu biz şimdi فِي بَحْسِ بَاكِ الْكُلِّيَاتِ الْخَمْسَ beş külliğinin, beş tümelin araştırılmasına dahil edeceğimiz, yani bu arazi olanların beş tümele dahil olacağı hususu netleşmiştir. Yani araziyi de kattık. Tabii araziyi kattık da genel olarak arazi olarak, tek bir kavram olarak söyledik. Ama bunun bir has olanı, bir de am olanı var. Ona ayet edecek. Ama biz şimdi diyor bu açıklamalarla anladık ki artık arazi de beş tümele dahildir. Vakat bakiye minha bu konuda ne kaldı geriye? Aksamul aradi arazi olanın kısımları. Arazi olanın kısımları var. Onlar kaldı. Fe innel aradiye o halde arazi olan yenkasim ilel hasse vel arad el am. Has ve am olarak verir. Örneğin el has, arazi has nedir? Dahik, gülmek, ismi fail, müştak olacağını dünkü derste söylemiştim. Dahiktir. Bu insana özgü müdür? Evet, insana özgü. Onun için hassadır, bakın hassa diyoruz, özgüdür. Yani paylaşılamayandır. İnsandan başka efendim diğer canlılar gülmezler. Ha öğretilince gülüyor gibi işte şempanzeler vesaireler. O taklittir. Mahiyetin bir mahiyete eklenmiş. Mahiyette potansiyel olarak bulunan arazi bir özellik değildir. Hasa böyle bir arazi de olsa mahiyete ilişkin bir özelliktir. Ama arazi am olunca bu paylaşılandır. Maşi gibi mesela. Maşi yürüyen. Yürümek hem insanda var, hem tavukta var, hem hımarda var, hem atta var, devede var vesaire. Değil mi? Öyleyse paylaşılandır. Arazı has olsun, arazı am olsun her iki türüyle de yani kasimu lel hasa ve le aradil am her iki türüyle birlikte bunlar nedir? Bunlar beş tümele dahil. Beş tümele dahil olmuşlardır. Peki efendim. Şimdi gelelim el-has vel-arazı amla ilgili müellifin son olarak ne söylediklerine. Ondan sonra inşallah konuyu tamamlayacağım. Kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra bitiriyorum. Şimdi madem ki el-arazı yenkasimu ilel-hasse vel-arazı-l-am el-hasse ve madel ma'nel-hasse. Hasse'nin anlamı nedir? Huvel-kulliyyudur. Buralara dikkat edin. Arazi hasa bir küllidir. Çünkü tümelleri konuşuyoruz. Tümeldir. El haricul mahmulul has. Zata dahil olmayan özel bir yüklemdir. Bu kare için aldığım ifade çok önemli. Müsaadenizle vurgulamama da izin verin. Vurgulayayım. Bu has bir arazidir ama mahmulu hariçtir. Neden mahmulu hariçtir? Yukarıda konuştuk. Zatta dahil değildir. Mesela yazalım. İnsan dahikun. Dahikun arazi mi? Evet. Arazi mi? Külli mi? Evet. Mahmul mü? Evet. Zatta dahil mi? Hariç mi? Hariçtir. Haricun anizat. Haricun anizat. Ne demek haricun anizat?
Zattan ayrıldığında zata bir şey olmuyor. Yani insan dahik olmadığında da insandır. El mahmulul el haricu mahmulul has bi mevduihi. Bakın öznesi için zata dahil olmayan, özneye özgü hastır ama zata dahil olmayan, hariç bir mahmul. Ya dahik gülen ve şair şair olma. Bin nisbe ilel insan. El insanu dahikun, el insanu şairun. Şair arazi bir vasıftır insan için. Çünkü şair olmayanlar insan değil mi? Değil mi? Demek ki arazi has, sevgili öğrencilerim, değerli izleyenler, külli bir kavramdır, beştümele dahildir. Ancak nev'in mahiyetinin zatiliğine dahil değil, hariçtir. Âm olan, has olan böyle olunca âm olan haydi hariç olacak. Yani has olan hariç olunca doğal olarak âm olan da hariç olacak. Şimdi onu anlatacak bize. Üzerinde duralım, toparlayalım. Şimdi arazi âm da külli mi? Evet, külliydi bakın. Niye? Tümen. El harucul mahmul, bakın. El harucul mahmul. Yüklemdir. Fakat zata dahil değil. Haricun aniz zattır. Ala mevduihi, öznesine. Öznesine insan. Öznesinin mahmulüdür. Evet. Zatına dahil midir? Hayır. Hariçtir. Mevduihi ve gayruhu. O öznesinden farklıdır. Pardon. Ala mevduihi ve gayrihi. Özür dilerim. Kendi öznesi ve başkasıyla paylaşılan ya, yukarıdaki hasa paylaşılamayandı. Çünkü şair olmak ve gülmek insana özgüdü. El arızlan paylaşılandır. Şimdi paylaşılabilen bir yüklem mahmul, hem mevdu insan olduğunda, özne insan olduğunda, hem ve gayrihi başka özneler olduğunda. Kelmaşi mesela, yürüyen. Yürüyen sadece insana yüklem olmaz ki, değil mi? Diğerlerine de olur. İşte bu özelliği nedeniyle arazi âm'dır. Hem arazidir, zatına dahil değil, hariçtir. Hem âm'dır, sadece bir nev'e mahsus değil, başka nev'ilerle de paylaşılandır arazi âm. Demek ki arazi âm dediğimizde burada neyi anlamamız gerekiyor? Öyle bir külli kavramdır ki yüklem olur. Fakat sadece bir nev'e mahsus yüklem olmaz. Başkalarına da yüklem olur. Yani paylaşılan bir yüklemdir. Öyleyse mesela insan, nokta koydum. İnsan maşı, bakın. İnsan yürüyendir. El feres, feres de yürüyendir. El himar, himar da yürüyendir. Bakın maşın, bunların hepsine yüklem olabildi ve gayrihi. Öyle olunca ne oldu? Âm oldu. Bakın, genel oldu. Paylaşılan oldu. Burada âm, arazi âm, şu ifade paylaşılan özellik oldu. Kime nispetle? Bil kıyas ile insan, insana kıyasla, insana nispetle. İnsanın yürümesine nispetle maşi, diğerleriyle de paylaşılan bir özelliktir. Dolayısıyla arazi âm oldu. Ama arazi âm olması onu külli olmaktan çıkardı mı? Hayır. Beş tümelin içine dahil etti mi? Evet. Peki burada bitti. Şimdi hemen hatırlıyoruz ve bitiriyorum. Bu ikinci dersimizi bari hiç olmazsa biraz kısa tutmuş olalım. Beş tümel. Son derece önemli bir konuyu bu iki derstir ele almış olduk çok şükür. Evet, beş tümel ele aldık. Nev'i. Neden nev'i ön aldığımızı konuşmuştuk. Çünkü cins onun bir cüz'ü olduğu için. Asıl onun bir cüz'ü olduğu için. Bunlar zatiydiler. Neden zatiydiler? Çünkü bunlar yok olduğunda nev neydi? Tamamul mahiyeydi. Tamamul mahiye ya da nefsul mahiye.
Evet, idi. Bunlar da zatiydi çünkü onlardan ayrılamıyordu. Zat cinsten, fasıldan ayrılamaz. Ama buna ilaveten bir de arazilerimiz vardı. Has, am, paylaşılamayan, paylaşılan. Bunlar neydi? Araziydi. Arazi has, arazi am. Arazi ne demekti? Zata lahik eklenen, yok olması durumunda zatın mahiyetinde herhangi bir sorunun oluşmadığı, zatın mahiyetine zarar vermeyen demekti. Evet efendim, mantığa giriş derslerimizin son derece önemli efendim bir konusuydu bu. Dedim ki mantık ilmi dört ana konudan oluşur. Birincisi beş tümeldir, külliyatı hamstır. Diğeri de el-kavlu şari tanımdır demiştik. Bakın oraya geldik. El-babu salis et-tarif vel-kısme. Tanımlar bahsine geldik. Evet, öyle diyelim şimdi. Tanımlar bahsi. Eyvah, hoca şimdi tanımlar bahsine devam edecek gibi aklınıza gelmesin. Yok. Kesinlikle devam etmiyorum. Burada bırakacağım. Efendim, gördüğünüz üzere önümüzdeki dersimizde artık tatildeyim. Bundan sonra sınavlarımız, finaller, bütler hepsi bitti çok şükür. Daha düzenli dersleri haftalık takip edebilirsiniz inşallah. Kendimi tam bir programlayayım. Hatta günlerimi de belirlerim. Şu günde mantık, şu günde cabir okuması, şu günde hadis yorumları vesaire şeklinde arz edeceğim sizlere. Sabırla dinlediğiniz ve ilgi gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. Allah'a emanet olun, tekrar görüşünceye kadar.